Seçim 2023'ten herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz İYİ Parti milletvekili adayı Selçuk Türkoğlu. Biz Selçuk Bey'i yıllarca öğretmenliğinden, sendikacılığından tanıdık. Sonrasında il başkanlığı yaptığı İYİ Parti'de ve bugün de milletvekili adayı olarak bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Ayrıca biz tabii bu fırsatı verdiğiniz için hususen minnettarım. Eyvallah. Biz şimdi tabii yıllardır tanıyoruz ama sonuçta siz şu anda bütün toplumun önüne çıktınız milletvekili adayı olarak. Evet. O yüzden bütün adaylardan onu istiyorum. Selçuk Türkoğlu kısaca kendisi nasıl anlatır? Sizi daha önce tanımamış ve oyuna talip olduğunuz insanlara ne söylersiniz Selçuk Türkoğlu hakkında? Efendim ben 1971 Kayseri doğumluyum. Uludağ Üniversitesi'ne öğrenci olarak 89 yılında geldim. O tarihten beri de Bursa'dayım. Uludağ Üniversitesi'nde mezun olduktan sonra Batman'da öğretmenlik mesleğine başladım. Hemen kısa bir süre sonra tekrar Bursa'ya döndük. Bursa'da da çok kısa bir dönem fiilen öğretmenlik yaptım. Ondan sonra kamuda teşkilatlı sendikalardan Türkiye Kamu Sen'in, Türkiye Eğitim Sen'in Bursa'da hem kuruculuğunu hem de 18 yıla yakın süre şube başkanlığını, Kamu Sen İl Başkanlığı görevlerini yürüttüm. Bu arada Kocaeli Üniversitesi'nde eğitim yönetimi teftiş planlama alanında yüksek lisansımı tamamladım. Üniversite yıllarına geldiğimiz, yani üniversiteye geldiğimiz yıllardan bu tarafa gerek gençlik teşkilatlarında, gerek sivil toplum kuruluşlarında sürekli bir cemiyet hayatı içerisinde oldum. Hak mücadelesi, sendikal hak mücadelesi yıllarımızda da beraberinde Bursa'da teşkilatlı bizim tabirle yerli ve milli sayılabilecek bütün oluşumların içerisinde yer aldım. Yönetici oldum, temsilci oldum, sözcü oldum. 2015 yılında Milliyetçi Hareket Partisi Bursa milletvekili adayıydım. 1 Kasım seçimlerinden sonra Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'le birlikte başlayan hareketin içerisinde ve mutfağında uzun süre yer aldım. Akabinde 2020 yılında gerçekleştirilen kongrede, 2. Olağan Genel Kurul'da il başkanı oldum İYİ Parti'nin. Arkadaşlarımızla, heyetimizle birlikte 3 yıla yakın bir süre bu görevim devam etti. Ondan sonraki kongrelerde aday olmadım. Malum 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleriyle alakalı da şu an milletvekili adayı olarak karşınızdayım. Çok da iyi bir yerdesiniz. Birinci sıradasınız. Eyvallah. Hemen şeyi tamamlayayım. Evliyim. Allah herkesin çocuğunu bağışlasın. Amin. Evladını. 4 çocuğumuz var. Biz tabii Cihat Bey ön seçimle belirledik listelerimizi. Yani büyük şehirlerimizin Kahir ekseriyetinde ön seçim yapıldı. Bursa'da da ön seçim yapıldı. Ön seçim neticesinde ki Türkiye'deki en yüksek oranlı katılımların biriydi Bursa. %35 üyelerimizin %35'i sandığa geldi ve milletvekili adaylarını belirledi. Burada da teveccüh gösterdiler. Sağ olsunlar. Şu an milletvekili adayız, evet. Yani birinci sırayı bileğimizin hakkıyla aldık diyorsunuz. Ön seçim olduğuna göre. Teveccüh bunu rahat rahat söyleyebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi tabii seçim süreci biraz da sıkışık oldu süreç. Evet. İşte deprem de özellikle araya Ramazan girdi. Ramazan'da çok daha sınırlı oluyor aktivite. Kesinlikle. Dolayısıyla şimdi çok sıkışık bir zaman. Biz adayları arayıp işte davet ettiğimizde onu görüyoruz. Herkes her yerde. Bütün partiler için söz konusu. Gerçekten tabii ki. Yoğun bir süreç. Yorucu bir süreç, yoğun bir süreç. Süreç nasıl gidiyor diye sorayım. Neler yapıyorsunuz? Nerelere gidiyorsunuz? Şimdi şöyle, üniversite sınavına son gün çalışılmaz. Yani önceden çalıştıysanız zaten çalışmışsınızdır. Ben Bursa ölçeğinde İYİ Parti'nin Bursa teşkilatları diyebilirim ki son 3 yıldır sanki hemen ay sonunda seçim olacak mantığıyla çalıştık. Yani bütün teşkilatlara aracılığınızla, bütün mensuplarımıza hususen bir kez daha teşekkür edeyim. Neden? Ortada seçim yokken, seçim hiç konuşulmazken bile biz
Bursa'da köy köy, ilçe ilçe, esnaf ziyaretleri, basın açıklamaları, eylemler, protestolar, yürüyüşler diyebilirim ki hiç boş durmadık. Yani ama orada bir gazeteci olarak ben hakkınızı teslim edeyim. Biraz sizle de alakalıydı o. Çünkü sizden önce de İYİ Parti'nin il başkanı vardı, teşkilatları vardı. Sizi biz sendikacılığınız döneminden de o eylemlerinizi yani, iyi biliyoruz. Özellikle de çok ses getiren eylemleriniz. Yani, mesela rahmetli Maliye Bakanı Un Akıtan o. Evet, ki o zaman devlet memuruydunuz. Öğretmenliniz, tabii, sendika başkanıydınız. İşte o Mısır konusu vardı biliyorsunuz. Orada makam aracının oraya yere Mısır kızı gözaltına falan alındınız. Sonrasında şeyi hatırlıyorum yine FETÖ'cülükten yargılanan eski vali Şahabettin Arput'un döneminde bir Türkiye-Azerbaycan milli maçında Azerbaycan Ermenistan bayrakları alınmıyordu. O ara Ermenistan'la görüşmeler vardı. Ona ciddi eylem yaptınız ki hani bir devlet memuruyken de bunları yapmak riskli işlerdir. Ama sizde biraz o halk tabiriyle anarşiklik var yani böyle eylemsel anlamda. Şimdi şöyle, partide de bunu devam ettirdiniz. Yani özellikle o Büyükşehir Belediyesi'ne için eleştirel yaklaşımlarınız hep eylemdi. Oradaki bakış açımız şu, onu belirteyim. Biz bir muhalefet partisiyiz. Yani doğal olarak Bursalılar, milletimiz bize şunu söyledi. Dedi ki bizim adımıza iktidarı denetle, muhalefet yap. Ondan sonra garibin, gurebanın, kadre uğramışın, mazlumun, mağdurun sığınacağı bir liman ol, bir sözcüsü ol. Biz de konuşmaz isek eğer toplumda, yani bu tek adam yönetimiyle birlikte bütün toplumun üzerindeki baskıdan dolayı konuşacak kesim kalmadı. Biz aslında muhalefet partisi olarak görevimizi yaptık. Yani Bursa'da eğer gerçekten Türkiye'deki en pahalı suyu içiyorsak Bursa'da, bunun nedenleri var. Bunun gereğini yaptık. Gittik Buzkin'in önüne su saatlerini, vanalarını, su borularını fırlattık. İşte sağlık alan diye ayrılan tabakhaneler bölgesinde TOKİ'den konut yapılıyorsa, ne bileyim Yunus Emre Havaalanı yeniden imara açılacaksa, Molla Arap'ta mağdurlar varsa yer kaymasından dolayı, Akpınar'da yaşayan insanlar halen diken üzerinde ve 10 küsür yıldır halen bir proje geliştirilip kentsel dönüşüm yapılamadıysa, Büyükşehir Belediyesi ve yerel belediyelerin büyük bir çoğunluğu neredeyse vazifelerin hiçbirini yapmıyorsa, pek çoğu yolsuzlukla, usulsüzlükle anılıyorsa, bunları takip etmek, kamuoyuyla paylaşmak, uyarmak, yanlış işler yapılmasın diye engel olmaya çalışmak, yani gerek meclislerde, gerek kamuoyu oluşturma noktasında, gerekse de mahkeme kapılarında yapmak bizim zaten görevimiz. Biz aslında burada görevimizi yaptık. Sendikacıyken de aynı mantıkla hareket ediyorduk. Yani temsil ettiğimiz kesimler var, kamu çalışanları var. Ortada haksızlık, hukuksuzluk, adam kayırma, mağduriyet, gasp, hak gaspları var. Bunları birinin dile getirmesi, engellemeye çalışması, mücadele etmesi lazım. Çünkü demokrasinin ve sosyal hukuk devletinin, cumhuriyetin olmazsa olmazıdır. Sivil toplum kuruluşları, basın, özgür basın. Bunlar mutlaka şart. Biz aslında burada bu görevleri yaptık. Tabii sendikal mücadeleden edindiğimiz tecrübeler siyasette de gerçekten bence hem bizim hem Bursalıların, toplumun faydasını olduğunu düşünüyorum. Bir örnek vereyim. Büyükşehir Belediyesi ceza garantili denetleme sistemi ihalesi yaptı. Yani trafikle alakalı. Rulaş üzerinden yapılan. Yanılmıyorsam 750 milyon TL'ye. Yani şöyleydi. İşi verecekler ve yıl boyunca kesilen cezalardan alınacak paralarla bu ödenecekti. Diyelim Bursa'daki herkes trafik kurallarına tam anlamıyla uyduğu takdirde de belediye mi ödeyecekti? Belediye ödeyecekti. Böyle bir şey yok. Zaten trafik akmıyor. Trafik Bursa'nın şu an en önemli sorunlarından bir tanesi. Ya bunun olmaması lazım. Böyle bir şey olamaz. Zaten iyice içinden çıkmaz hale getirir falan. İşte bir kamuoyu oluşturuyorsunuz, açıklamalar yapıyorsunuz, yazılar yazıyorsunuz vesaire. Mesela iptal ettirdik bunu. Eğer
bizim ve hususen sonra millet... Sonra tekrardan bir gelişme oldu mu orada? İptal olmadı. Edildiğini biliyorum. Kaldı İptal öyle etti. Yani. Bizim de öncülük ettik. Millet İttifakı partileriyle 2 yıl önce Yunuseli havaalanında büyük bir eylem yaptık. Gündeme getirdik. Her yere taşıdık. Yoksa muhtemelen Yunuseli'ni de Doğan Bey'e döndüreceklerdi. Zaten 750 dönümünü Bursa'dan, Bursalılardan habersiz Çevre Şehircilik Bakanlığı'na aktarmışlar. Bunun gibi size yüzlerce örnek verebilirim. Bu bizim aslında görevimiz ve yapmaya çalıştığımız şey. Yani konuya şuradan geldik. Biz zaten 3 yıldır samimiyetle hep alandaydık. Milletle de beraberdik. O nedenle biz şimdi çok zorlanmıyoruz. Dün değil bir önceki gün akşam bütün bizim birinci bölge vekil adaylarımızla hatta bir ara fırsat buldu. Genel Başkan Yardımcımız da katıldı Ankara'dan. Mustafa Kemal Paşa'da ve köylerindeydik. En son ben gelirken de yani gündüz programı ilçede bitti. İşte bir nokta mitingimizi yaptık, esnaf ziyaretlerimizi yaptık, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettik. Akşam da köylere gidiyoruz bütün ekipler. Ben de Tepecik, Yeşilova, Ovazatlı Tepecik, Yeşilova köylerine uğrayarak geldim. Bütün kahvelerde de sohbet ettik ve hepsi bizi tanıdı. Çünkü zaten 8 ay önce de oradaydık gece aynı böyle bir programla. 1 yıl önce de oradaydık. O nedenle biz zaten alandaydık. Yani klasik olduğu üzere seçimden seçime milletin önüne çıkan bir siyasetçi değiliz. Seçim nasıl gidiyor dediniz. Seçim şöyle öncelikle anormal, orantısız bir şey var. Güçle mücadele ediyoruz. Biz aslında iktidar partisiyle mücadele etmiyoruz. Partileşmiş bir devletle yani bir AK Parti devleti var ve biz de onlarla mücadele ediyoruz. İmkanlar açısından tabii bunu her yerde görebilirsiniz. Yani görsel alanların tanziminden belediye yerel imkanların iktidar tarafından kullanılmasından sınırsız maddi güçten bahsediyorum. Çok kısa araya gireyim. Bir şey söyleyeyim. Tamam. Bursa'da neredeyse duvar yok ya. Boş duvar kalmamış. Hani biz de adayız. Reklam alanı. Ve biz de evet asacağız. Neyse bedelini ödeyeceğiz. Asacağız. Neredeyse yok. Boş olanlar da genelde imtina ediyorlar. Ama bir bakıyoruz her yer Sayın Cumhurbaşkanı'nın posterleriyle dolu. Böyle bir dengesi. Sonra işte biliyorsunuz Sayın Bakanlar istifa etmediler. Hem bakan protokolüyle geziyorsunuz, yaşıyorsunuz ve hem de benim gibi siz de adaysınız. İşte ikinci bölge birinci sıra. Ben de birinci bölge birinci sıra adayım. İkimiz de adayız ama siz bütün devlet imkanlarıyla birlikte alandasınız. Örnek yanılmıyorsam Osmaniye adayı Derya Yanık hanımefendi. İşte basına yansıdı gördük. AK Parti seçim araçlarının içerisinde AFAD'ın yardım kolileri var. Ve onlar dağıtıyorlar. Böyle bir yarışın içerisindeyiz. Neyse Allah muhafaza. Tüy bitmemiş yetimin bir tek gram hakkı bize geçmesin kardeşim. Aynı konuyla haramla bağlantılı. Bu işler olmaz. Doğru. Aynı konuyla bağlantılı şunu merak ediyorum. Şimdi sonuçta evet AK Parti çok kökleşmiş 21 yıldır iktidarda imkanlar açısından bir orantısızlık var. Ama ittifak içinde de mesela CHP'ye göre de orantısızlık var. CHP de size göre çok daha güçlü imkanları var. Evet. Ve yerel imkanlara gelince elinde de işte Bursa'da hatır sayılır işte Nilüfer, işte Gemlik, Mudanya. Orada siz ittifak ortağınızdan istifade edemiyor musunuz? Onlar size imkan sağlamıyor mu? Çok açık söylemek gerekirse ben bir iki ortak programda karşılaştık. CHP heyetleriyle başarılar diledik birbirimize. Neticede Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmak için hep birlikte mücadele ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki rekabetimiz yani yarışımız İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak devam ediyor. Bu ayrı. Ben yani bir çay içtiğimizi bile hatırlamıyorum şu son 3 ayda. Yani hiçbir şey yok bu konuda. Yani bunun iması bile olamaz. Ben birinci sıra adayıyım.
Yapmış olduğumuz işte tanıtım çalışmaları ile ilgili araç giydirmeleri, işte otobüs giydirmeleri, ilanlar, basın ilanları vesaire, bunların hepsini öz ve öz tamamen kendi bütçemiz, eş dost arkadaşımızın katkısıyla yapıyoruz. Aksi bir şey de biz zaten kabul etmeyiz. Böyle bir şey yok. Böyle bir gelenek bizde yok. Allah muhafaza. CHP'li Başkan Turgut Bey'i programa aldığımda hani daha müşterek çalışıyoruz gibi bir ima oluşmuştu bende. Şimdi bak, o yüzden müşterek sordum. Çalışmaktan kastınız şuysa tabii ki müşterek çalışıyoruz. Yani 3 Mayıs'ta bizim genel başkanımızın ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımıyla mitingimiz var. Tabii ki bu mitingi ortaklaşa, yani ortaklaşa derken katılım anlamında birlikte olacağız ittifak ortaklarımızla. Çünkü Mansur Bey halen Cumhuriyet Halk Partili bir ve belediye başkanı ve hem de aynı zamanda Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı. Bu kastedilen ortak birlikte çalışmalar bunlar. Ekrem Bey geldiğinde İnegöl programına da buradaki programına da bizler bütün arkadaşlarımızla, bütün sağanak yağmura rağmen katıldık. Katılırız da yanılmıyorsam 6 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Bey gelecek. Biz tıpkı kendi mitingimiz gibi bütün teşkilatlarımızla, bütün üyelerimizle orada olacağız. Kastedilen ortak yardımlaşma ve çalışma bundan ibaret. Eylemsel birliktelik var ama imkanlar net. Herkes kendi cebinden yiyor. Valla ben çok net kendi cebimden yiyorum. Peki. Bursa üzerinden devam edeceğim ama siz söyleyince aklıma geldi. Şimdi Mansur Yavaş Sayın Meral Akşener'le geleceği için afişlerinizi gördüm sağda solda. İşte Çekirge Meydan'da gördüm. İfadeyi çok net hatırlamıyorum ama Türkiye'nin kurtarıcısı mı, ümidi mi? Umudu. Türkiye'nin umudu geliyor, umudu diye bir ifade. Bana yanlış geldi, bilmiyorum. Genel merkezden mi geldi? Siz mi seçtiniz? Önce onu sorayım ifadeyi. Bizim arkadaşlarımız hazırladı. Yani biz ta en başından beri İyi Parti'yi samimiyetle Türkiye'nin umudu, Türkiye'nin normalleşmesi. Yani siz orada Meral Akşener'i kastederek. Sen çünkü genel başkanımızı kastederek. Meral Akşener artı Mansur Yavaş'ın fotoğrafı var ya. Şimdi katılımda. Bir de hani en başından beri Sayın yani, Akşener, İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ı taban da özellikle Mansur Yavaş'ı istiyordu sizde Cumhurbaşkanı adayı olarak. Hani doğru. Aday Kemal Kılıçdaroğlu oldu ama umut şey gibi bir algı oluşturdu bende, o yüzden Türkiye'nin sordum. Umudu. Siz orada Meral Akşener'i kastederek. İki mesaj var. Birincisi Millet İttifakı ve Sayın Cumhurbaşkanı noktasında. İkincisi de ta en başındaki iddiamızı, Allah nasip ederse bu seçimde olmasa da kısa sürede belki yenilenecek seçimde hedefimiz güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş ve bununla birlikte biz Türkiye'nin birinci partisi olmaya ve genel başkanımızı Türkiye'nin umudu olarak başbakan yapma gayesindeyiz. Kastedilen bu. Anlaşıldı, orada o zaman soruyorum. Şimdi siz beni iyi tanıyorsunuz. Yerelliğe önem veriyorum ben gazetecilikte. Dolayısıyla hani aldığım konuklarla da tabii genel başkan yardımcısı düzeyinde olduğu zaman iş değişiyor ama ağırlıkla yine yerel kalalım, Bursa üzerinden gidelim, genel siyasete çok girmeyelim, kampanyaları konuşalım diye gayret ediyorum. İlla ki o da konuşuluyor tabii. Dolayısıyla kampanyada neler yaşıyorsunuz? Şimdi insanları işte kahvelere gidiyorsunuz, köy köy geziyorsunuz, küçük nokta mitingleri, mahallelerde vesaire. Burada nasıl bir yaklaşım var? İkincisi yine bağlantılı olarak şimdi bu seçimde Cumhur İttifakı'nın yumuşak karnı bir, hayat pahalılığı, iki, Hüdapar işbirliği. Sizde ise şu an muhalefet olduğunuz için sorumluluğunuz yok. Oradan çok bir şey gelme imkanı yok. Ama sizde de HDP yumuşak karnı var ittifak olarak. Bu konular ne kadar gündeme geliyor? Hayat pahalılığından dolayı size çok teveccüh oluyor mu? Hani bu iş düzelsin, siz çözersiniz gibi. Neler yaşıyorsunuz alanda? Şimdi birincisi şöyle. Türkiye ne yazık ki yani ağırlıklı olarak gerçek gündemler yerine algılarla yönetilen bir ülke. Gündüz yaşadığımız Türkiye ile gece televizyon ekranlarında konuşulan Türkiye aynı Türkiye değil. Evet. Tamamen farklı. Vatandaşın öncelikli gündemi ağırlıklı ve birinci derecede ekonomi,
Bu çok ağır. Belki de Cumhuriyet tarihinin Türk vatandaşlarının en geniş kesimlerinin alım güçlerinin en çok düştüğü zaman dilimindeyiz. Çok ciddi yani böyle bir ağır yoksulluk ve yoksullaşma hiç gözükmedi. Topyekün bu aziz milleti soğana ekmeğe muhtaç hale getirdi bu iktidar. Birinci gündem bu. İkinci gündem yani HDP, Hüdapar meseleleri ve o karın doyurmayan tartışmalardan ziyade ciddi manada vatandaşlarımızda bu mülteci meselesi var. Yani sayıları 11 milyonun belki üzerine çıkmış. Türkiye'nin önündeki en büyük milli güvenlik sorunu vatandaş ne yazık ki sorumluluk makamındaki iktidardan çok daha fazla endişeli ve duyarlı. İkinci sorun bu geliyor. Ondan sonra diğer sorunlar geliyor. Biz önceden ben 2018'de de adaydım. İşte diyelim 50 esnaf gezdiğimizde ya da pazarda 50 vatandaşla konuştuğumuzda işte ona 10 taneye yakını bize canhıraş bir şekilde iktidarı savunurdu. Recep Tayyip Erdoğan'ı savunurdu. Hatta yani hakarete varan işler de söyleyebiliyordu. Bugün geldiğimiz noktada çok münferit örneklerle karşılaşıyoruz. Çünkü iktidarın savunulacak bir tarafı kalmadı. Akıl ve vicdan sağlığını koruyan herkes bilimle, matematikle, gerçeklerle çatışmaz. Çatışmaz. O nedenle bu ciddi manada burada bir değişim var. Münferiden ve daha ziyade biraz da kasıtlı olarak karşılaşıyoruz biz işte bu HDP sorusuyla. Çok şey değil. Ne diyorsunuz? Cevap olarak. Söyleyeceğim, onu da söyleyeceğim. Şey değil. Çok samimi bulmuyoruz. Çünkü samimi bulmamız için bu soruların misliyle bizden önce ve geriye doğru 20 yıl AK Partililere sorulması gerekirdi. Mesela bize ya bu kardeşim HDP'ye 7. ortak mı sorusunu ve bundan endişemiz var diye soran vatandaşa mesela dönüp kardeşim sen geriye doğru madem bu konuda böyle bir hassasiyetin var geriye doğru AK Parti'nin 21 yıllık iktidarında saymaya kalksak yüzlerce bana göre ihanet. Yani mesabesindeki iş ve işlemlerin hangi birisini sordun? Mesela Dolmabahçe Sarayı'nda Apo'nun İmralı'dan gelip 10 emir gibi 10 tane maddeyi İdris Balüken, işte Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, devletin bakanları Yalçın Akdoğan'a Efkan Ala vardı. Onlara deklare ettiğinde sen ne yaptın mesela? Sen ne dedin? Bize bu soruyu soran vatandaş bir şey demedi. Demediğini biliyoruz. Şundan açılım, olabilir mi? Söyleyeyim. Yani biraz geçmişte kaldı konu. Artı açılım süreci nihayete erdiğinde, olumsuz sonuçlandığında terörle ciddi bir mücadele başladı. O yüzden biraz... Yok. Ondan olmaz. Şundan olur. Yani biraz zafiyet ama güce karşı böyle davranıyor bir kısım vatandaşlarımız. Yani adil davranmıyor. O güçlü olduğu için ona demiyor. Misal sizi muhalefet buluyor, güçsüz buluyor, size söylüyor. Aynı kahveye Efkan Ala gelse mesela, o da birinci sıradayı değil mi? Evet, o da geziyor. Mesela o aynı vatandaş, Efkan Bey'e bir dakika kardeşim. 1 Kasım 2015 ile, düzeltiyorum, 7 Haziran 2015 ile 1 Kasım 2015 seçimleri arasında sırf hendek operasyonlarında 800'e yakın asker, polis, özel hareket, korucu, şehit verdik. Ve bu hendeklerin kazılması, tuzakların kurulması sizin iktidarınız zamanında, sizin atadığınız valiler tarafından yapıldı. Ve siz bunlara göz yumdunuz. Hatta Oslo'da dediniz ki, Oslo'da MİT yetkilisi PKK yetkililerine dedi ki, bölgede rahatsız olduğunuz vali ve emniyet müdürleri varsa adını verin gereğini yapalım dediniz.
bu kadar şehidin kanına bulaştı eliniz. Buna ne diyeceksiniz diye Efkan Bey'e sormuş olsaydı o vatandaş veya bu vatandaşlar soruyordu belki denk gelirse. Yok, sormadılar. Hiç sorulmadı. Ama siz yoksunuz Efkan Bey'in gizlileri. Bakın, hiç sorulmadı, hiç yansımadı, hiç konuşulmadı. Böyle bir dünya yok. Haberimiz olur diyorsunuz. Tabii. Ve bu kadar işin üzerine %49 da iktidar oldu o parti. Öyle olmadı mı? Yani 1 Kasım'da %49 da iktidar oldu. Kaybettikleri tek başına iktidarı bu kanlı süreçten sonra yeniden aldılar. Şimdi sormadı. Bunu ona sormuyorsun. Habur rezaletini sormuyorsun. O kadar eskiye gitmeyelim. Yani İstanbul seçimlerinde Apo'nun kardeşini TRT'ye çıkarma işini sormuyorsun. Ya daha yakına gelin. İşte bu anayasa değişikliği ile ilgili, yani HDP ile kazara aynı trene binsek manşet oluruz bizler. Gittiler ziyaret ettiler desek istemediler mi kardeşim? Biz görüşmedik. AK Parti heyeti görüştü. Görüşmedi mi? Görüştü. Mesela bunların hiçbirini sormuyorsun. Seçim yardım parti yardımlarındaki şeyi kaldırıyorsun. Öyle değil mi? Anayasa Mahkemesi kararını diyorsunuz. Al, evet. 530 milyon lirayı serbest bırak. Onu seçim öncesi mahkemeler üzerinden serbest bıraktırıyorsun. İktidar sensin. Peki sizce bağımsız bir karar almadı mı? Şimdi söyleyeceğim. Yani hangi konuda bağımsız karar aldı? O ya nedenle konuyu açtığınız için bitireceğim. Tam bu yardım konusu, yine devam edin. Ben de o konuya biraz rahatsız oldum açıkçası. Şimdi aynı, şimdi Anayasa Mahkemesi'nin o süreçte emekli ayrılan yeni üyesi yok. İşte giden gelen yok. Aynı hakimler işte birkaç ay önce 8'e 7 bunu yasaklıyorlar, bloke ediyorlar HDP'nin parasını. Sonra şimdi, bir iki ay sonra aynı hakimler yine 8'e 7 bu sefer onaylıyor. Serbest bırakıyorlar. Aslında işte sorulamıyor. Hayır, biz de mikrofonu uzatamıyoruz. Sormak lazım ne oldu diye o hakimlere. Evet. İşte Türkiye'de adalet yok, hukuk yok. Bağımsız yargı yok. Yok kardeşim. Buna benzer binlerce de örnek verilebilir. Yazık. Şimdi bunları sordu mu o vatandaşımız? Sormadı. Bize neyi soruyorsun? Şimdi altılı masada bu parti var mı? Yok. Bu parti kendi başına adaylarıyla giriyor mu? Giriyor. Yeşil Sol'la birlikte giriyor. HDP giriyor seçime. Bizim de rakibimiz doğal olarak. Onlar giriyor mu? Giriyor. Bize neyi soruyorsun o zaman? Siz Cumhurbaşkanlığında Kılıçdaroğlu'nu destekleme oluyor. Tabii şöyle, mevzu şu. Bizim iktidarın şöyle bir yaklaşımı var. Sarayın. Ya benimsin ya kara toprağın. Benden sen mübareksin, kıymetlisin, vatanseversin. Mesela diyelim bu oylar oraya verilecek olsaydı. Yani ben şahsen bu konuda da bu işlerin bir garantisi yok. Ben şeyin de HDP seçmeninden ciddi oy alacağını düşünüyorum. Bence çünkü AK Parti ile HDP'nin ideolojik yakınlıkları var. Cumhur İttifakı mı alacak diyorsunuz? Yani AK Parti alır. Alır. Çünkü geriye doğru bakın, bütün birliktelikleri bunlar yaptı. AK Parti bölgede ikinci parti zaten yıllardır. Oylar çıkınca da göreceğiz. O nedenle böyle bir garanti yok. Biz kardeşim memlekette 49 milyon, 50 milyon seçmen var. 50 milyon seçmenin de hepsinin oyuna talibiz. Bütün siyasi partiler de talip. Kişinin verdiği ya da vereceği oydan dolayı böyle bir yargılama olabilir mi? Bunların hepsi tamamen algı operasyonu, yalan. Bunlar karın doyurmayan işler. Bunları niye sürekli bir tartışma konusu olarak yapıyorlar biliyor musunuz? Şundan dolayı, çünkü gerçek gündem gözükmesin. Açlık, sefalet, geleceğimiz kaybolmuş, ülke milli güvenliği tehdide girmiş, ülke iflas etmiş, borç batağına batmış, tefecilerin eline düşmüş, hazine yağmalanmış, ülke dışına çıkarılmış, resmen ülke ekonomik anlamda iflas ettirilmiş. Bunlar konuşulmasın. Asgari ücret yaşam standardı konuşulmasın. Soğanın 25-30 olduğu, kıymanın 350 olduğu konuşulmasın.
Vatandaş sadece ekmeğe makarnaya muhtaç oldu. Bunlar konuşulmasın. Ne konuşalım? İşte bunları konuşalım. Karın doyurmayan işler konuşalım. Niye bunları konuşalım? Biz buradan çok fazla oy kazanıyoruz. Mesele bu. O nedenle bu tuzağa, bu oyuna kimse düşmesin. Ve düşmeyeceğiz. Şey arayanlar bu anlamda, yani memleketin bölücü unsurlarla kim en çok kanka, kim en çok ilişki kurdu diye arayanlar AK Parti'ye bakacaklar. 10 bin tane fotoğraf biz koyarız bu ilişkiyle ilgili. Yani Şivan Perver'le birlikte ağlamalarından tut, Barzani'ye konfeti dağıtmalarından tut, kapıları açmalarına devletin parasıyla YPG'lilere lahmacun yedirmelerinden tut, Diyarbakır meydanda Apo'nun mektubunu Nevruz'da okutmalarından tut yüzlerce şey. Bunların ideolojik birliktelikleri var, yakınlıkları var. Eğer bir ideoloji uyumu, yani tabiri caizse bir ten uyumu aranacaksa HDP ile AK Parti'ye bakacaklar. Peki. Ben bunu son bir örnek vereyim tamam. De lüzumsuz bir konu ama mecburen sorular karşısında cevap veriyoruz. Efendim ben Kamu Sen Başkanı'ydım. Aynı zamanda hepimiz Mehmet İz Güç Birliği dönem sözcüsüydüm. Akil heyetler de Bursa'ya geliyordu. Bütün Türkiye'ye çıkarmıştı. Kim çıkardı bunları? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti çıkardı. Ve yani aslında özeti şuydu. Apo'nun aslında bir iyilik meleği olduğunu anlatmak üzere Türkiye'ye bunları çıkardılar. Açılım süreci, barış süreci, bilmem ne süreci böyle güzel süslenmiş cümlelerle. Biz burada akil protestosu yapıyoruz. Polis de bize gaz sıkıyor, jop vuruyor. Hilton'a yumurta atıyoruz bilmem ne. Yanaştırmıyorlar bizi. Yani hepsi var şeyde. Arama motorlarına girip yazsınlar. Bu heyetlerin birinin başkanı kimdi biliyor musunuz? Profesör Mithat Sancar. Mithat Sancar şimdi HDP'nin eş genel başkanı. Bana ne anlatıyorsunuz siz? Bu işleri geçecekler. Bu işlerden bir şey çıkmaz. Bu işler ancak ayıplarını, günahlarını, beceriksizliklerini, liyakatsizliklerini bu iktidarın örtmek için suni tartışma konuları. Halkımız da bu işlere itibar etmez. Etmemeli yani. Size baştan soruyu sorarken özellikle Cumhur İttifakı'nın yumuşak karnında Hüdapar dedim benzer konuyla ilgili. Şimdi dolayısıyla siyaseten bu kullanılır. Şimdi Millet İttifakı'ndakiler nasıl, hani üst düzeyi söylüyorum, Ankara'yı söylüyorum. Hüdapar üzerinden Cumhur İttifakı'nı ve özellikle de AK Parti'yi eleştiriyorsa aynı şekilde HDP üzerinden de bu eleştirinin gelmesi normal. Ben mesela Sayın Turgut Özkan'a da sordum. Hani dolaşıyorsunuz bu konu. %1'i geçmez dedi. Sizden aldığım intiba vatandaş bu soruyu CHP'den çok size yükleniyor. Yani çünkü çok, hani sizin milliyetçi durumunuz. Tabii, ben bakıyorum listeye. Birinci sıradaki iki bölgede de isim eski MHP'li, eski MHP milletvekili adayı olmuş. Teşkilatlardan gelmiş. Tabanda da sevilen. İnşallah. Sizi ve Hasan Toktaş'ı kastediyorum. Evet. Milliyetçiliğinden şüphe olmayan isimler. Dolayısıyla aslında sizin açınızdan da şu sıkıntı var. Hani sizin milliyetçiliğinizde bir şüphe yok eyvallah. Ama işte ülke şartları, seçim şartları, o taraftan gelecek oya da ihtiyaç olması sizi de anlıyorum aslında. Şöyle hayır. Biz o konuda samimiyetle böyle bir endişem yok. Ama mesela vatandaş şunu niye sormuyor? Cumhurbaşkanlığı için var. Bunu seçilmeyle ilgili söylemiyorum. O, vatandaşımız şunu niye sormuyor? Hüdapar'ın genel başkanı AK Parti listelerinden İstanbul'dan yanılmıyorsam 3. bölgeden seçilecek aday. Bir yerden. Seçilecek bir yerden aday. AK Parti listesinden aday. Bizim listelerimizde bir HDP'li var mı aday? Yok. Yok. Mutabakat metninde 6 partinin dışında bir parti var mı? Yok. Söylem var mı? Yok. Eylem var mı? Yok. Ama şimdi bak bu samimiyetle vicdansızlık. Bu işleri bir geçecekler. Siz ortak üzerinden eleştiri alıyorsunuz. Sizin yaptığınız eylemden tabii, dolayı değil zaten. Yani bence bu da CHP'ye yapılan bir haksızlık. Bunu da kabul etmek mümkün değil. Doğru da değil. Ben Sayın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatanseverliğinin de, devletseverliğinin de, milletseverliğinin de, bölücü terör örgütlere karşı mesafesinde
bizden gram farkı olmadığına da çok canı gönülden, yürekten inanıyorum ve bu manada da destekliyorum. Bu konuda hiçbir sorun yok. O yüzden bu işler dediğim gibi suni gündemler. Dediğiniz için bunu sormam lazım. Kılıçdaroğlu açıkladığı için sormam lazım. Tercih sizin, başka partinin genel başkanı, cevap da vermeyebilirsiniz. Selahattin Demirtaş'ın ve Kavala'nın serbest kalması yönünde açıkladığı iradeye siz katılıyor musunuz? Şimdi şöyle, ya şimdi bak, tabi bu da çok nedameli bir konu. Şundan dolayı yani girmeyebilirsiniz. Yok, girmeyebilirim değil. Tartışılan konu şu: bir memlekette hukuk olmalı, adalet gecikmez, tez verilmeli denir. Geciken adalet de adalet değildir. Kardeşim, suçluysa gereğini yapın. Ama bu kadar uzun süre tutukluluk süreleri benim için de, sizin için de, Recep Tayyip Erdoğan için de, diyelim Osman Kavala için de, Selahattin Demirtaş için de kabul edilecek bir durum değil. Demirtaş ama hüküm giydi, şu an hükümlü. Tamam, hüküm giydi, ben bilmiyorum. Kastettiği zaman dilimi tutukluluk süresiyle alakalıydı. Yoksa hükümlü kimseye, kimsenin bir şey dediği yok. Ama yine açıkladı daha. Selahattin Demirtaş bir yıldır hükümlü. Hükümle ilgili olduğunu zannetmiyorum bu konunun. Ben konunun uzun tutukluluk süreleriyle alakalı olduğunu söylüyorum. Ama serbest kalacak diyor Selçuk Bey. Serbest bırakılmalı diyor. Ya yeni açıklamasından bahsediyorum. Bak şimdi ben onu tam birebir dinlemedim. Ama benim bildiğim konu uzun tutukluluk süresiyle ilgilidir. Ben de bu ülkede herkesin adalete gönül rahatlığıyla güvenmesini istiyorum. Yani hüküm açıklanmadan uzun... hiçbir şey yok. Tabii ki. Çünkü şöyle, bu ülkede hiç kimsenin, ne yazık ki bu iktidar zamanında gördük ki, makam güvenliği, can güvenliği, tapu güvenliği, hiçbir şey yok. Ben tamam, böyle bir ülkeyi... Bu konuda daha fazla üzmeyelim, diğer konulara geçelim. Üzülecek bir şey yok. Bence bu konuda öncelikle herkese lazım olan kesinsiz, şartsız, amasız, fakatsız ve lakinsiz adalet. Herkese lazım olacak. Belki Allah biliyor ya, 14 Mayıs'tan sonra AK Partili arkadaşlara çok lazım olacak. Yine genele dair bir soru. Bunu da sormadan geçmeyeyim. Kendinizi ifade etmeniz açısından. Çünkü mesela eski arkadaşlarınızdan Fevzi Bey'i ağırlamıştım geçen gün. O ve Cumhur İttifakı genelde ne diyorlar? Bu iktidar değişikliği olur. Millet İttifakı, hatta MHP kanadı, aslında AK Parti de kullanıyor, zillet diyorlar falan. İşte gelirseler, işte bütün o savunma sanayi projeleri, yerli şeyler akamete uğrar. Bu şekilde gitmez diyorlar. Bu eleştiri içinde böyle sorular geliyor mu sahada ve ne cevap veriyorsunuz? Şöyle, aslında böyle sorular çok gelmiyor. Orada devlette bir devamlılık var. Bu ülkenin Roketsan'ı, Aselsan'ı, Havelsan'ı, bunların hepsi bu iktidardan önce kurulmuş ve bu iktidardan önce üretime başlamış. Hatta İHA SİHA projelerinin ilk çıkışı 2000'li yılı. AK Parti iktidarı da yok. O nedenle Bayraktar da 90'lı yıllarda başlıyor. Baykar 90 Baykar. Tabii. Şimdi o nedenle bunları biz siyasetin çok tartışma konusu yapmayız. Sonuna kadar da bunların hepsini savunma sanayinde hep destekledik. İyi Parti 5 yıllık iktidarı süresince Milli Savunma Bakanlığı bütçesini hep onaylamıştır. Hiç muhalefet şerhi düşmeden. Bizim bunlarla ilgili hiçbir itirazımız da olmaz. Bilakis desteklenir de. Bununla ilgili hiçbir sorun yok. Şunu düzeltelim. Bununla ilgili size gelen sorular İyi Parti için gelmiyor aslında. İttifak olarak geliyor zaten. Sizden bir şüphe yok. O CHP ile ilgili de hiçbir şüphe yok. Müsterih olsunlar. Biz oradayız. Endişe hiçbir sorun olmaz diyorsun. Tamam. Son olarak da şunu sorayım. Şimdi milliyetçi duruşu olan bir parti olarak Millet İttifakı'nda sizin duruşunuz net. Ama diğer taraftan işte ortaklardan dolayı yaşadığınız sıkıntılar var. Şimdi seçim bu kadar kritikken iki taraf içinde gidiyor geliyor ortada falan, en azından ben öyle görüyorum. Hani gidiyor kısmı doğru iktidar açısından, geliyor kısmı da bizim açımızdan doğru da. O sizin yorumunuz ama ben ortada görüyorum. Allah nasip eder. Bana soranlara da inanın ben kesinlikle şu kazanır diyemiyorum. Evet. Ama hani Bursa'da bazı milletvekili sayılarıyla ilgili bizim de tahminlerimiz oluyor. Şimdi bu kadar kritikken işte dağdakilerin çıkıp işte Millet İttifakı'na destek çağrısı yapması. Hadi onu geçtim. Terörist teröristtir.
İşte Kılıçdaroğlu'nun geçen gün işte Atatürk Havalimanı'nı Amerikalı bir şirketle çalışacağım deyip hani burada yerlilik derken o Amerika işaret etmesi. İşte Ali Babacan'ın işte bütün devlet imkanları özetle kısaca işte Baykar'a akıtıldı, biz ona dokunulmaz sanılıyorlar. Hayır, dokunacağız, eşit rekabet hakkı tanıyacağız falan gibi açıklamaları hep böyle sorularda, kafalarda soru işareti, artı ittifakınıza da bir oy kaybı. Yani burada bu şey neden sağlanamıyor sizce? Ben yani şöyle, seçim saati mahallinde binlerce konuşulacak konular içerisinden işte bu tür şeylerin öne çıkarılıp bir bombardıman halinde tamamen seçimi manipüle etmek üzere konuşulmuş konular olarak düşünüyorum. Artı ben yani burada çok da itiraz edilecek bir şey görmüyorum. Ne var bunda? Yani ben şimdi siz söyleyince duydum. Yani tek taraflı olmaz. Ya bazı iddia da var. Adam diyor ki bu kadar parayı bana verseler ben şimdiye füze yapardım diyor. Ama Baykar'da açıklama ne diyeceksin? Yaptı. 1 lira bile devletten teşvik almamışlar. Şimdi bakın bunların hepsi konuşuyor. Biz buna itiraz etmiyoruz. Gelişsin, rekabet ortamı olsun. Başkalarına da bu imkanlar verilsin. Ya da bu şartlar oluşturulsun. Bunda ne var? Niye itiraz ediyorsunuz buna? Buna niye itiraz ediyorsunuz? Bunda kötü ne var? Bunda kötü bir şey yok. O nedenle buradan çıkmaz. Ama şuradan bir sonuç çıkar. Yani belki de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ileriye doğru en büyük milli güvenlik sorunudur bu mülteci meselesi. Bursa'mızda da 240 bine yakın var. Git dolaşma da var ya, çarşamba bölgesi. Gitti. Sadece orada değil. Yavuz Selim'in de bir kısmı. Bunların hepsi mesela böyle devasa bir sorunu biz konuşmuyoruz bak farkındaysanız. Neyi konuşmuyoruz mesela? Kardeşim 2012'de 13 bin dolardı kişi başına düşen gelir. Şimdi düştü 9.500 dolara. Yani 10 bin dediğine bakmayın TÜİK'in. Suriyelileri hesaba katmıyorlar. 9 bin dolara düştü. Biz 17. sıradaydık G20'de. Şimdi 21. sıraya düştük. Sorarsanız 2023'te ilk 10'a girecektik. Vesaire. Her anlamda bir iflas yaşıyoruz. Bundan 6-7 yıl önce bizim çifte vatandaş, Bulgaristan çifte vatandaşı hemşehrilerimiz Bulgaristan'a gidiyor. Arabayı erzakla doldurup geliyorlardı. Niye? 1 lira verip 9 leva alıyorlardı örneğin. Şimdi bir Bulgar vatandaşı geliyor, geçiyor sınırdan bu tarafa, 1 leva verip 12 TL alıyor. Tam tersi oldu. Şimdi bak şöyle, bizi iflas ettirdiniz. Bizim geleceğimizi çaldınız. Bizim çocuklarımız, bizim gençlerimiz ülkeyi terk ediyor. Şimdi sen bu kadar devasa sorunları konuşmayacaksın, konuşturmayacaksın. O oradan bir cümle cımbızla ne dedi? Bu burada. Şimdi bu iş üzerinden memlekette maaş alan 100.000'e yakın troll var. Yani var, söylediler işte. Değil mi? Neydi o? Ebabil miydi? Neydi? Bizim paralarımızla. Yalan üzerine aynı o Çakma Goebbels var. İletişim Başkanı. Tamam, onlar üzerinden ve yancılar üzerinden bunu yapıyorlar. Ben bu yalanları konuşmak zorunda değilim kardeşim. Evet. Mevzu şu. Yani bizi dinleyenler de bir tek örnek vereyim de hepsini bitirmiş olalım isterseniz. Tamam. Mübarek Ramazan'dan çıktık değil mi efendim? Kaç lira? Fitre? 70 lira çıkalım. Tamam. 70 lira. Yani demek istedi ki bir kişi bir günlük iaşesi, sadakayı fıtır diyoruz, 70 liraya karnı doyar diyor. Doyar mı? Diyelim doyar. Yani normalde dışarıda çorba da içse doymaz da iki öğünde. Hadi doydu diyelim. Üç çocuklu bir aile için bu günde 350 lira demek. Ayda kaç lira eder? 10.500 lira. Yani Diyanet'in verdiği rakamla üç çocuklu bir ailenin sadece en tabandan, yani bunun içerisinde et yok, bir şey yok, karnını doyurması kaç liraymış? 10.500 lira. Asgari ücret kaç lira üstad? 8.500 lira. Bize ne maval okuyorlar. Bu millet
böyle bir sefaleti hak ediyor mu? 21 yıldır sen yönetiyorsun. Kesinsiz yetkiyle yönetiyorsun. Allah'ın peygamberine vermediği yetkileri aldın ve yönettin. Sonuçta bizi fakirliğe, yokluğa ve Orta Doğu standartlarına mahkum ettin. Rezil ettin. Moğol istilasından sonra Anadolu coğrafyasının yaşadığı en büyük yağmayı yaşadı bu coğrafya. Sen bana şimdi soruyorsun, diyorsun ki Baykara böyle yapar mı, yapmaz mı? Anası ağlamış milletin. Bizim konuştuğumuz şeylere bak. O yüzden Türkiye gerçeklerini anlatacağız. Ve hesap verecekler. Hesaplaşmadan helalleşmeyeceğiz. Niye? Kardeşim, benim 4 çocuğum var. Benim bu 4 çocuğumun geleceğini bunlar çaldı. Sizin varsa sizinkini. Milletin bütün evlatlarının hepsi borçlu. Köprüden borçlu, Çanakkale'den borçlu, otoyoldan borçlu, tünelden borçlu. Anamızı ağlattılar. Ömrümüz borç ödeyerek geçecek. Bunlar yüzünden. Beşli çeteye verdiler. Şimdi bir dakika. Şimdi siz bunları konuşmayalım, değil mi? Kolay oluyor, değil mi? Yani işte HDP sizi destekler. Konuşuyoruz, ne kadar her şeyi konuşuyoruz. Yok, ben açıp konuşuyorum. HDP'yi konuşalım. Bana sormadınız bunu. Bu ülkede insanlar 8500 liraya yaşayabilir mi diye sormadınız. Daha soruyorum, başında ne dedin? Şimdi bak. Ne dedin? Ya sizin, ya bak üstadım, sizin üzerinizden değil. Selçuk Bey, Türkiye'deki daha, gerçekler hayır, üzerinden. Kabul edemem. Ben en başında ama ne işte dedim soruyu sorarken? Cumhur İttifakı'nın ekonomi, hayat pahalılığı, hayat zorluğu, geçim zorluğu artı Hüdapar yumuşak karnı dedim. Sizde de HDP dedim. Bence Hüdapar yumuşak karnı değil. Ben ortadan bence, söyledim. Bence Cumhur İttifakı'nın en yumuşak karnı geriye doğru 20 yıllık gayrimeşru HDP ve PKK ilişkisidir. Bu ilişkiyi onlar kurdu. İnkar da etmediler. Ben gönderdim dedi MİT yetkilisini. Evet, kapıları ben açtım dedi. Mahkemeleri gönderip onları mahkeme kapılarında, habur kapısında davul zurnayla bu iktidar karşılattı. Bana neyi anlatıyorsunuz? Şimdi dönüp bize bunu soracak. Ayıptır ya. Yani. Ben dolayısıyla hepsini soruyorum. Kendi adıma kabul etmiyorum bu eleştiriyi. Peki, yine hayat pahalı üzerinden gidersek, onu da sordum ama o demin arada kaynadı. Vatandaşa bunları anlattığınızda, vatandaş Millet İttifakı'nın bu ekonomideki sorunları çözebileceğini, tekrar eski fakirleşen bölümünün geri getirebileceğini, refahı arttırabileceğini güveniyor mu? Şimdi iki şey var. Bir, her halükarda değişimin faydalı olacağına inanıyor. İki, bu kadar ağır, dengesiz medya bombardımanına rağmen özellikle İyi Parti'nin ekonomi politikalarını, hususen Bilge Yılmaz Hoca'yı ve onun çalışmalarını, İyi Parti'nin seçim beyannamesini ve Altılı Masa'nın mutabakatnamesindeki ekonomik öncelikleri samimiyetle birazcık okuyanlar, görenler, duyanlar değişimin olacağına, rahatlamanın olacağına inanıyorlar. Gerek Kalkınma Politikaları Başkanımız Ümit Özdağ'ın projeleri okundukça, duyuldukça cidden karşılık buluyor ve bu projelerimiz teveccüh görüyor. Peki, yine sahadaki işlerle ilgili soracağım. Size itirazlar oluyor, destekleyen oluyor, projelerinizi anlatıyorsunuz. Ben kendi adıma şunu söylerim hep, yani bu siyaset dönemi, seçim kampanyaları döneminde, hani mitingler eyvallah, sonuçta herkes sempatisi olduğu partinin genel başkanını o şehirde bir görmek ister seçim zamanı. Ama bütün bu köy kahve ziyaretleri, mahalle ziyaretleri en çok yoğunluğu alan, adayları yoran, teşkilatları hem yoran. Hem ama benim kanaatimce de çok da bir faydası olmayan işler. Ama siyaset Türkiye'de böyle yapılıyor. Gitmeyince de hani gelmedi deniyor ama. Tabii. Mesela şunu samimiyetle sormak istiyorum. Tecrübeniz de var çünkü. Yani girdiniz bir kahveye, AK Partili, MHP'li, yani size oy vermeyecek. İkna edebiliyor musunuz? Yani anlatmayla o oy dönüyor mu? Şöyle. Hani neye yarıyor bu ziyaretler? Efendim, öncelikle burada genel ilke şu. Genel ilke şu. Millete rağmen siyaset yapılmaz. Milletle beraber yapılır. Milletin tercihine saygı duyacağım. Bunu da kınayamazsın. Biz de milletle siyaset yapmaya gayret ediyoruz. 40 alimi
bir delille ikna edersin. Hani böyle bir söz var ya. Ama 40 delille bir cahil. Cahil demeyelim de yani ideolojik körlüğe girmiş bir insanı ikna edemezsin. Mesele zaten kahvede merhaba dedik, elini sıktık, iki sohbet ettik diye kanaat değişmesi meselesi değil. Mesele şu burada. Bir, kardeşim, patron, millet, biz de ayağınıza geldik. Ne derseniz amenna. Varsa sorunuzu da cevaplandırırız. İki, alanda biz varız. Mesele bu bir güç gösterisi. Mesele diyor ki kim var kardeşim alanda? Hangi parti var? Bak iyi zamanda da kötü zamanda da adamları pazarda gördüm. Akşam kahveye geldi. Kadın başkanlıkları evlerimize geldi. Ev hanımlarını ziyaret etti. Bu bir güç ve güven gösterisidir. Mevzuya böyle bakmak lazım. Yoksa normalde biz 10 saat oturup konuşup birbirimizi ikna edemediğimiz insanlar var. Peki mesela İYİ Parti'ye sempatisi olan bir vatandaş ama seçimde İYİ Parti gelmedi, gezmedi, vermez mi oy? Yok, öyle demeyelim. Muhtemelen verir. Ancak diyelim sempatisi olan bir vatandaşın kahvedeyken kendi partisi gelse, hatta güzel de bir sohbet olsa, o vatandaş oy vermenin bir tık üstüne çıkıp birkaç tane daha eşini, dostunu davet eder. Sisteme dahil motive olur. Eder diyorsun. Tamam. Peki, şimdi beklentilerinizi soracağım. Ama öncesinde şunu sorayım. Kendisine de soracağım ama geçen gün konuştuk. Önümüzdeki hafta, yani siz ilk İYİ Parti'de ilk siz olduğunuz için onu soracağım. İsmail Tatlıoğlu, grup başkanı, çok önemli bir pozisyonda. Aynı zamanda Bursa Milletvekili, tekrar aday olmadı. Orada bir olası iktidar pozisyonunda bir bakanlık mı? O yüzden mi milletvekili yapılmadı? Daha önce olmuştu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. Evet. Öyle bir düşünce mi? Var mı bilginiz? İsmail Hocam bizim marka değerimizdir. Çok net. Önemliyiz. Çok kıymetli bir yöneticimizdir. Genel Başkan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki vekiliydi. Resmiyette Sayın Akşener vekil olmadığı için meclisteki patron İsmail Hoca. Başkan. Aynen öyle. Hiçbir sorun yok. Biz muhtemelen bakan olacağını düşünüyoruz. Veya yani bu benim kanaatim. İktidar değişimiyle birlikte çeşitli kurumlar olabilir. Yani ne bileyim Merkez Bankası'dır, SPK'dır, YÖK'dür gibi şeyler de olabilir. Böyle bir değerlendirme olacak diye şimdilik yani olumsuz bir durum yok. Hayır kesinlikle yok. Hocamla da beraberiz. Peki. Sizden de teyit etmek istemiştim. Kendisine sormuştum ben bu soruyu. Şimdi baktığımızda aday listesinde, siz sonuçta eski il başkanı olduğunuz için de teşkilatı iyi tanıyorsunuz. Ben o kadar bilmiyorum, açık söyleyeyim. İşte Hasan Bey'i tanıyorum, sizi tanıyorum. Eski il başkanı Yahya Bahadır'ı biliyoruz ama nasıl bir liste oldu bu liste? Şimdi bu listeden şöyle, devamında ne kadar ümitlisiniz? Hedefiniz kaç vekil? Ya şöyle, öncelikle biz ön seçim yaptık. Ön seçim yaptığınız için listeyi oturup kendiniz dizayn edemiyorsunuz. Listeyi üyeleriniz dizayn ediyor. Tamam. Üyeler geldi, oy verdi. Listemizin yani diğer listelere yani diğer siyasi partilerin listelerine göre kamuoyunda tartışılan boyutuyla benim diğer adaylarla ilgili bir yorum yapmam şık olmaz. Diğer partilerin adaylarıyla ilgili iyi nitelikli bir listemiz olduğunu düşünüyorum. Teşkilatı motive eden bir liste olduğunu görüyoruz. Bunu alanda da hissediyoruz. Bir yere gittiğimiz zaman 100 kişiyle gidiyoruz. Şimdi mesela bugün ikinci bölge adaylarımız Mudanya programı yapacak. 100 araçla, 100-150 araçla konvoy yapıyorlar. Akşam da bütün Mudanya'nın köylerindeler. Yani bu bizim bütün teşkilatlarımızı harekete geçirdi. Bizim listemiz bu manada donanımlı bir liste. Ve ön seçimle ortaya çıkmış bir liste. Benim kanaatim yani eski partimizde böyle derdik, alayına talibiz diye de yani ben minimum 5 ve 6 vekilimiz olacağını düşünüyorum yarın seçim olursa. Hangi bölgede daha fazla çıkmasını bekliyorsunuz eşit olmazsa? Birinci bölgede geçmiş dönemde de 1,5-2 puan daha fazlaydı. Peki bu
yerelde çalışanların en büyük zorluğudur. Siz burada aylarca, yıllarca çalışırsınız. Ankara'da bir iş yapılır. Bütün emekler çöpe gider. Şimdi bu adaylık sürecinde işte bir masadan kalkma, geri dönme olayında da bir erozyon olduğunu gördük İYİ Parti'de. O oylar geri döndü mü? Bursa özelini soruyorum. Türkiye genelindeyim. Şimdi şöyle. İş aşılabildi mi? Erozyon demeyelim. Şöyle diyelim. Yani çok burada en samimi, en şeffaf davranan parti İYİ Parti. Genel Başkanımız da Sayın Meral Akşener bir yıl, bir buçuk yıl boyunca kazanacak aday vurgusuyla en son diyor ki gelin 100.000 kişilik anket yapalım. Millet kimi istiyorsa onu ben. Çünkü biz millete şunu vaat ediyoruz. 21 yılda ülke gelinen nokta bu. Biz bu değişimi yapmak zorundayız. Kuralları belli. Milletten teveccüh alacak birileriyle aday çıkaralım. Durduğumuz nokta bu. Bunu da herkes biliyor. Diğer taraftan da işte Kemal Bey adaylıkta ısrarcı. Diğer partiler bu konuda mutabık kalmış. Hasılı bu sorun yaşanmış. Ben burada bu konuda tavır koyarak, samimiyet göstererek, milletin istediğiyle ve kazanacak adayla gidelim diyerek koyduğu tavırdan dolayı zaten işte daha milliyetçi, daha muhafazakar kesimlerden ciddi manada bir takdir topladı. Diğer taraftan sisteme gerek Mansur Bey'i gerek Ekrem Bey'i ki biz görüyoruz alanda bunun ne kadar farklı ve faydalı olduğunu artık herkes kabul ediyor. İyi ki eklemlenmiş diyor. Bunu yaparak da değişim adına umudu olan diğer bütün kesimlerinde takdirini kazandığını düşünüyoruz. Olayın sıcaklığıyla işte yaşanan böyle istifalar oldu. Bu istifalardan geriye doğru dönüşler var. Şimdi sağlıklı bir bakış açısıyla aslında bu güzel kurguyu biraz da bedel ödeyerek Sayın Meral Akşener'in oluşturduğunu kabul ediyorlar. Ben onunla ilgili etkinin ortadan kalktığını, yeniden yükseliş trendine girdiğini görüyorum. Allah nasip ederse de 14 Mayıs akşamı hep birlikte göreceğiz. Toparlandık diyorsunuz. Birinci bölgeden, üç, yani ikinci bölgeden... Yani memleket sevdası bu gibi manada bedel ödemek ister yani. Son soru. Netameli bir konu. Bunu bütün herkese soracağım. Turgut Bey'e de sordum, CHP İl Başkanı'na. O dönem İl Başkanı olduğunuz için size de soracağım. Bursa Spor konusu. Şimdi Bursa'da Bursa Sporluların şöyle bir tavrı var. Tamam, Ekrem İmamoğlu geldi taktı. Sonuçta takanı engelleyemiyorsunuz ama taraftarlar diyor ki hiçbir siyasi parti bizim atkımızı takmasın kardeşim. Bizi yalnız bıraktılar. Biliyorsunuzdur, siz de sonuçta Bursa Sporlusunuz. İçindesiniz. Bu yalnız bırakmayla ilgili Diyarbakır'daki ve buradaki maçla ilgili sorularım olacak. Ama öncesinde İYİ Parti olarak şunu soracağım. Siz şimdi Büyükşehir cephesinden şöyle bir sohbette bana söylenen bir şey var ve yönetim içerisinde. Ya İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu işte çıkıyor Bursa Spor'la ilgili konuşuyor, yok işte destek vermiyorlar öyle böyle diyor ama biz mecliste ne zaman Büyükşehir Meclisi'nde Bursa Spor'a destek olacak bir şeyle ilgili bir önerge getirsek hep itiraz ettiler. Onu da kimseye söylemiyorlar ama mikrofon önünde şov yapıyorlar diye bir eleştiri var. Önce bunun cevabını alayım o dönemle ilgili. Böyle bir şey yok. Yani mecliste İYİ Parti grubu olarak ne geldiyse desteklediniz. Bizim, benim il başkanlığım süresince ilk başta Mehmet Bey bizim grup sözcümüzdü. Sonra Adnan Akın abi şu an halen devam ediyor. Büyükşehir grup sözcümüz. Bursa Spor'la ilgili destek olunmuştur. Hatta neden artı şu işler yapılmıyor diye eleştirilmiş. Hatta Sayın Alnur Aktaş çok net hatırlıyorum. Çok da ters cevaplar vermiştir. O işleri geçecekler. Öyle bir şey yok. Ama ben taraftar ne der bilmiyorum. Ben Bursa Spor taraftarıyım. Oraya geleceğim. O abi, diğer soruyla bağlantılı. O belediye yok. Yok. Abi, yani mecliste belediyenin parasını efendim, Bursa Spor'a vermeyin gibi bir itirazın de, olmadı değil mi? Bak, yalan demeyeyim de yanlış söylüyorlar. Eksik bilgiyle konuşuyorlar. Böyle bir şey yok. Kesinlikle yok. Tamam. Yani şunu çok söylemişlerdi bana, belediyenin parasını Bursa Spor'a veremezsiniz. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey. Tamam. Yok o şöyledir, zaman... yani işte ben şu kadar para verdim diye bir söz etmişti Alnur Aktaş. Kendi vermedi. Ben cebimden 30 bin lira verdim örneğin ilk biliyorum. Anı formaları çıktı. Evet. İlk verenlerden. Kardeşim benim imkanım o kadar.
Ben öğretmenlikten gelen bir vatandaşım. Hiç kusura bakmayacaklar. Sen kendi bütçenin ne kadarını verdin? Kendi bütçenin. Cebinden. Ha, belediyenin parasıyla verip de belediyenin parasıyla ağalık yapmayacaklar. Gerçi bunlar belediyenin parasıyla çok şey yapmaya alıştılar. Belediyenin parasıyla bütün Bursa'ya haram iftar yaptırdı bunlar ya. Ramazan'daki AK Parti'nin bütün iftarlarını Büyükşehir Belediyesi vermedi mi? Ya verdi, niye bilmiyorsunuz ya? Biz onu gündeme getirdik, savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Ya bunu AK Partililer gizlemiyor. Siz niye bilmiyorsunuz? Gemlik AK Parti Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla AK Parti Gemlik ilçe iftarına diye bütün Gemlik'i davet ettiler. Mustafa Kemal Paşa davet etti. Bunlar belediye parasıyla, yani haram parayla bu kadar Müslümana iftar yaptırdılar. Şimdi bana yani böyle bir eleştiriyi kabul etmemiz mümkün değil. Geçecekler. Bu yani şeylerinde samimiyetsizliklerinde kendi başlarına kalsın. Ama ben Bursa Spor'la ilgili bir şey söyleyeyim. Benim bildiğim şey şu. Ben sendikacıyken daha Allah aşkına bu Atatürk Stadyumu'nu yıkmayın. Yıkmayın diye eylem yapmış, söylem yapmış birisiyim. O zaman da bir grup taraftar bize niyeyse saldırıyordu. Bu stat olmaz, yeri de yanlış, gerek de yok. Bu stat yerine Bursa'nın, Bursa'ya tam 200 tane 24 derslikte okul yapılabiliyordu. 25 tane 100 yataklı tam teşekküllü hastane yapılabiliyordu. Yapmayın dedik, inandıramadık. O zamandan beri ben bu süreçlerini çekiyorum. Bursa Spor ne zaman düştü biliyor musunuz? Yani stadı yıktığında düştü, Atatürk stadını. Bursa Spor'a AK Parti siyaseti bulaştıktan sonra Bursa Spor kaybetmeye başladı. Sonuç ortada. Siz yönettiniz. Yönettiğiniz Bursa Spor'un geldiği nokta ortada. Benim söylediğim şey bu. Kardeşim Bursa Spor'un kulüp başkanı belediyenin müdürü değil mi şimdi? Evet, Bursa'nın genel müdürü. Tamam. Eğer biz şu bu lige düşmeyip geçen sefer ligde kalsaydık. Bandırma maçı. Bandırma ve Menemen miydi? Bandırma. En son Bandırma değinince düştük. Alkışı kim alacaktı? Ali Muraktaş alacaktı. Evet. Düştüğümüze göre de faturayı o ödeyecek. Kusura bakmayacak. Ben ne diyorum? Benden ne isteniyorsa ben yapıyorum. Ben Bursa'nın buradaki maçlarının %80'ine gittim. İl başkanı olarak. Ankara'daki maçına gittim. Bir iki dışarıdaki maçına da gidebildim. Başından beri de yanında oldum. Protestolarını yaptım. Özellikle o Ahmet şeyinden sonra tavrımızı koyduk. Yapacağımız her şeyi yaptık. Soru onunla alakalı. Hayır, Diyarbakır'daki maçtan sonra yaptınız mı siz açıklamayı? Yapmaz mıyım? Yani olaylar olduktan bir saat mı görmedi? Bir saat. Buradaki 40... değil ama bak Diyarbakır'daki. Yani onu anlatıyorum ben de. Diyarbakır maçından sonra tweetlerimiz duruyor ya. Yani bir programdaydık. Çok geç vakıf oldum. Olur olmaz tavrımızı koyduk. Söylenmedik şeyi bırakmadık. Buradaki maça da ben geldim, buradaydım. Yani Ahmet'in buraya geldiği maçta. O zamandan beri de tavrımızı koyduk. Buradaki maçtan sonra hani onun CHP kanadıyla zaten konuştuk. Yanlış olduğunu kabul ettiler. Sena Kaleri ve Orhan Sarıbal'ın paylaşımlarını. Siz buradaki maçtan sonra da işte o özellikle yaptım. Toros ve şey paylaşımıyla Bursaspor'un aleyhine yükselen hava karşısında destekleyen açıklama yaptınız mı? Açıklama da yap. Ya basın açıklaması da yaptık. Tweetlerimiz de var ya. Ve ben bunu inanarak yaptım. Yani taraftar ne der diye değil ya. Böyle vicdansızlık olur mu ya? Yani Diyarbakır'da yaşanan olaylar ve onun karşılığında verilene bak. Bir de Bursa'daki yapılanlar ve onun karşılığında verilen cezalara bak. Yani Bursa bu manada sahipsiz. Doğru. Siyasi sahibi yok. Yani müsaadenizle taraftar. Şimdi eğer genel iktidarsa AK Parti'ye soracak. Yerel iktidarsa AK Parti'ye soracak. Ya kardeşim biz hep sizin yanınızdayız. Bize neyin bedelini soruyorsunuz? O nedenle şunu söyleyeyim. Samimiyet taraftar istiyoruz. Da şöyle bir hava hakim Selçuk Bey. Zafer Partisi dışında mesela Sinan Oğan'ın belki de yarı oyunu Bursaspor taraftarı topladı, onu da söyleyeyim. İmza noktasında adaylıkta. Vatandaşta şu hakim, Zafer Partisi dışında hani Bursasporlardan bahsediyorum. Bize destek olan olmadı. Diyarbakır'daki maç oldu. Hiçbir siyasi parti milletvekili, il başkanı gidip orada takıma sahip çıkmadı. Çocuklar orada yalnız bıraktılar. Burada da iki tane pankart açıldı diye. İşte Türkiye genelinde de paylaşım olunca yine Bursaspor'a şey yaptılar. Kimse destek olmadı. Seçimlerde de hiçbir siyasi ben üzerime almıyorum bak. Ben üzerime almıyorum. Biz yaptık diyorsunuz gerekiyor. Biz yaptık değil. Ben canı gönülden yaptım. Yapıyorum da. Kardeşim ben
Ermenistan Türkiye maçında buraya Azerbaycan bayraklarını sokmak için komisyonu çektiğimizi, yaşadıklarımızı, problemi ben biliyorum. O zaman da Abdullah Gül, o zamanın taraf tribün liderleri kimlerse onları çağırıp aynı İstanbul'da gibi misafir etti. Bilmiyorum aynı mı değil mi? Biz Sarkisyan'ın karşısında yani bir slogan attırmadılar bize. Ya bir tane diyecektik ki Karabağ Türktür, Türk kalacak diye slogana başladığımız anda sesimizi boğdular. Öyle bir şey yok. Peki son ben demiştim Bursa Spor'a. Bursa Spor konusunda herkesi samimiyete davet ediyorum. Son demiştim Bursa Spor'la ilgili ama son şunu da sorayım. Selçuk Türkoğlu nasip olur milletvekili olursa. Nasıl bir vekil olacak? Yani buradaki eylemciliğinizi biliyoruz. İktidar olursanız çok yapamazsınız ama muhalefette kalıp vekil olursanız mecliste de acaba eylem yapar mısınız diye ben düşünüyorum. Şöyle. Tavrınız olacak? Nasıl bir milletvekili, bir de Bursa için yapmak istediğiniz vekil olarak ilk şey ne? Şimdi birincisi şu. Eylemcilik olmak. Yani eylemcilik. Kötü anlamda söylemedim mi? Ben de yok kötü anlamda demedim ben de. Muhalif olmak, tavır koymak, ses yükseltmek bu bir tercih değildir. Muhaliflik bir tercih değildir. Bir sonuçtur. Şimdi 2014'te ya da 2016'da biz 2 saat 10 dakikada hızlı trenle Ankara'ya gidecektik değil mi? Bize bunları söylemediler mi? Nerede tren? Tren nerede abi? 411 kilometre Sivas'a tren gitti değil mi? Konya'ya da gitti. Konya'ya da gitti. Hakkari'ye de gitsin kardeşim. Memleketin her yerine gitsin. Hızlı, güvenli ulaşım bu milletin hakkı. Hem de bu yüzyılda ya. Ama ülkenin dördüncü büyük yol, ikinci ihracat yapan ülkesi. Ülkesine gelmedi. Şimdi buna ben mesela isyan etmeyeyim mi? Eylem yapmayayım mı? Bağırmayayım mı? Mesele bu. Bizim muhalifliğimiz yani karın doyurmayan boş işler üzerinden değil. Yok, buyursunlar, koysunlar. Şimdi ben tabii ki en büyük özelliğim şu olur. Bir takipçiyimdir. Takip ederim. Yani bu rozetimiz ancak parti programlarında olur. Ondan sonra biz Allah nasip ederse, seçilirsek Bursa'nın vekili olarak Bursa'nın kangren haline gelmiş bütün problemlerinin takipçisi oluruz. Kontrol ederiz. Israr ederiz. Öyle göstermelik de yapmayız biz bu işleri. Harbiden yaparız. Çünkü böyle bir hak arama kültüründen de geliyorum ben. Vaat ettiğimiz şey budur. 7 saat, 7 gün 24 saat vekilliğine talibim ben Bursa'nın. Bizim üyelerimiz seçti. Biz atama vekil değiliz. Öyle mi? Benim birinci sorumluluğum buradaki insanlarımıza ve Bursa'ya. Mevzuya da böyle bakarız. İlk ne yapmak istersiniz meclise girdiğinizde? Ya bunu... Yani bu soru önergesi, kanun teklifi, yani Bursa ile ilgili ne yapmak istersiniz? Yani girer girmez yapmaktan bahsetmiyorum. Hedef anladım. Olarak soruyorum. Yani hususen böyle bir şey düşünmedim. Ancak bir konuyla alakalı teklif istiyoruz demişlerdi. Notumu aldım ama şimdi unuttum. Yine bir gezide tarım alanlarıyla ilgiliydi. Köylerimizin durumuyla ilgiliydi. Bütün sorun alanlarını takip etmeye çalışacağım. Ama hususen ya gider gitmez bismillah şu işi soracağım noktasında muhtemelen gene mevzu hızlı tren mevzuyla başlar. Birincisi, ikincisi bu gerek Samanlı'daki son kalan yeşil alanın katledilmesi mevzunu yeniden gündeme getiririz. Üçüncüsü, bu tabakhanelerde sağlık turizm alanı yapılacak diye kamulaştırılıp da TOKİ'ye konut yaptırılan yerle ilgili süreci yeniden takip ederiz. Dördüncüsü, Emek'ten başlayıp şehir hastanesine gidecek. Metin. Normalde yer altından gidecekti denip de bilmem kaç milyar liraya ihale edilip şimdi yer üstüne çıktığı halde bir ton alingirli işlerin döndüğü konuyu da yeniden gündeme getiririz. Sayın Türkoğlu çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Için. Değerli izleyiciler, bugünkü konuğum Sayın Selçuk Türkoğlu'ydu. İYİ Parti Bursa Milletvekili adayı. Partisinin konumu artı kendisini sıralamadaki yeri itibariyle seçimlerden sonra mecliste görmeyi kesin gözüyle baktığım, ancak iktidar milletvekili olarak mı, muhalefet vekili olarak mı o mecliste olacağını kestiremediğim Sayın Türkoğlu'nu ağırladık.
Seçim 2023'ten bugünlük bu kadar. Bir sonraki programda görüşünceye dek. Hoşçakalın.